Evet denemenin ikinci kısmının çözümleriyle beraberiz. Bu soruda da her bölünmede ikiye ayrılan 3 farklı bakteri türünün bölünme süreleri verilmiştir diyor. A 3 saniyede, B 4, C de 6 saniyede bir. ikiye bölünerek artıyormuş sayıları. A, B ve C bakterilerinden birer tanesi bölünmeleri için uygun bir ortama aynı anda bırakılıyor diyor. 24 saniye sonra oluşan e, A, B, C'nin miktarını burada vermiş X Y Z cinsinden ve şu oranı bizden istiyor. Şimdi A 3 saniyede bir 2'ye bölündüğüne göre 24 saniyede 8 kez 2'ye bölünmüş olacak. Yani X 2 üzeri 8 olur. Sonra B 4 saniyede bir 2'ye bölünüyordu. Bu 24 saniyede 6 kez bölünmüş olacak. Y 2 üzeri 6 oldu. E, Z de 6 saniyede bir C de daha doğrusu 6 saniyede bir 2'ye bölünüyordu. 24 saniyede 4 kez bölünür buradan z'nin 2 üstü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yerine yazalım. y eksi z diyor. 2 üzeri 6 eksi 2 üzeri 4 bölü x 2 üzeri 8. Toplama çıkarmada küçük olanın parantezini almak mantıklıydı. Yukarı 2 üzeri 4 parantezini alalım. 2'nin karesi eksi 1 gelir. Aşağıda 2 üzeri 8 dursun. Buradan 4 tane 2'yi sadeleştirirsem burada 2 üzeri 4 kalacak. Yukarısı 4 eksi 1'den 3 oldu. Alt tarafta 2 üzeri 4'ten 16 oldu diyebiliriz. Demek ki cevabımız Adana'ymış. A, B ve C sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere demiş. Bize bu eşsizlikleri vermiş. Ee, olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusu üzerine eşit aralıklarla 4 nokta konulmuş. Bu noktalar verilen bilgilere uygun olarak 0, A, B ve C ile adlandırılacaktır diyor soldan sağa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi kesin olan bir ifade arayalım burada. Mesela biz c karenin kesinlikle pozitif olduğunu biliyoruz. E bu çarpımın sıfırdan büyük olabilmesi için demek ki b'nin işaretinin pozitif olması gerekiyor. b pozitif bir sayıymış. Şimdi b pozitifse bununla a'nın toplamının sıfır olabilmesi için a'nın negatif olması lazım. Sonra b ve c'nin negatif gelmesi için toplamının c'nin de negatif olması lazım. Yani bizim en büyük sayımız b'ymiş. Sonra a ve c'nin ikisi de negatif olduğu için bir de sıfırı koymamız lazım buraya malum. Sıfır b ve pozitif b sayısıyla diğer negatif a ve c'yi birbirinden ayırsın. Yani burada olsun. Şimdi a mı c mi daha küçük ona bakalım. Şurada a artı b'nin bir sıfıra eşit olduğunu söylemiştik ya. Yani a ve b mutlak değerce birbirine eşit. Ama b ile c'yi topladığımızda negatif geldiğine göre c mutlak değerce b'den daha büyük. Yani en küçük sayımız C, sonra A, sonra e, en büyük sayımız da B diyebiliriz. Soldan sağa sıralamamız çıktı. C, A, 0, B şeklinde olacak. O da Edirne'de var. Bir grup arkadaş bir kafede buluşmuş ve yukarıda fiyatları gösterilen çay ya da kahveden birini sipariş etmiş. Sipariş verdikten sonra 13 farklı kişi içeceğinde değişiklik yapmış ve ödenen toplam tutar 10 lira artmıştır diyor. Şimdi çayını kahve olarak değiştirenler bir de kahvesini çay olarak değiştirenler var. Burada A kadar kişi burada da B kadar kişi olsun. Bize neyi soruyor? Çayını kahveyle değiştirmek isteyen kişi sayısını yani A'yı soruyor. Biz A'yı bulacağız. Şimdi toplam kişi sayısının bu değiştirenlerin toplamının 13 olduğunu biliyoruz. Şimdi çayını kahve olarak değiştirirse bunlar ne yapar? 2 lira fazla ödemiş olur. Kahveyi çay olarak değiştirirse bunlar da 2 lira az ödemiş olur. Yani bunun ödenen toplam tutara etkisi 2A, diğerinde eksi 2B olur. İşte bu 10 lira artmış diyor. Bu fark ona eşitmiş. Buradan ben A eksi B'nin 5 olduğunu bulurum. E A artı B'nin de 13 olduğunu biliyoruz zaten. Topla bunları B'ler gider. 2A 18 ise A'yı 9 olarak bulabiliriz. Zaten bizden A'yı istemişti. Demek ki 9'muş cevabımız. Aşağıda bir fabrikada üretilen konserve kutularından biri verilmiştir diyor. Fabrika, fabrika boş ağırlığı 20 gram olan konserve kutularına net 600 gram konserve doldurmayı planlamış. Fakat konserve tutarı %2,5 hata payı ile doldurulmuş, doldurulmaktadır. Yani yüzde iki buçuk fazla ya da yüzde iki buçuk eksik olabilir. Hata payı dediğini o şekilde düşünebiliriz. Şimdi hemen 600'ün yüzde iki buçuğunu hesaplayalım. Bunu iki buçukla çarpıp yüze bölersek 6 çarpı, 2, buçuktan ne gelir? 15. Demek ki 15'lik bir hata payımız var. 600 gram konserve doldurmayı planlıyorduk. 20 gram da boş ağırlık var. 620 gram olmasını hedefliyoruz. Ama 15'lik bir hata payımız var. 620'den 15 eksik 605 olabilir veya 620'den 15 fazla 635 olabilir. Bizim konservemizin ağırlığının bu aralıkta olduğunu buluruz. En küçük 605, en büyük de 635. Şimdi bunu farklı şekillerde yazabileceğimiz için şıklardan bakmamız lazım. Şu aralığı sağlayan hangisi? Mesela A'dan başlasak bunu bir eksili bir artılaştığımızda eksi 15 ile x eksi 620'nin artı 15 arasında olduğunu buluruz. 620 eklersem iki tarafa benim istediğim aralık yani 605 ile 635 aralığı çıkar. Demek ki cevabımız Edirne'ymiş diyebiliriz. Bir otomobilin bozuk olan kilometre sayıcı sadece sayı değeri çift olan rakamları gösteriyormuş. 0, 2, 4, 6, 8'i. Gidilen mesafe arttıkça sayacın gösterdiği uzunluk değeri tek olan rakamları atlayarak artmaktadır. Örneğin 248'den bir kilo, sonra 1 kilometre gidersek sayaç 260'ı gösteriyor diyor. Yani normalde 249'u göstermesi gerekirken işte bir atlıyor 8 sıfıra geliyor. Sonra burayı da bir artırıyoruz. 5 olmuyor tabii ki 4'ten sonra 6 geliyor 260'ı göstermiş oluyor. Buna göre sayaç sıfırlandıktan sonra 183 km gidilirse sayaçta görülen sayı aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Şimdi sadece çift rakamları kullandığımız için sayacın herhangi bir basamağındaki sayı 5 tane de bir tekrar başa dönüyor. Ee, o zaman şöyle yapalım 183'ü biz 5'e bölelim. 183'ü 5'e bölersek 36 kere var. Ee, burada kalan ne olur? 3 olur. Demek ki ilk basamağı düşündüğümde 36 kez bu devir yapmış ve en son 3 tane ilerleyip durmuş. 3 tane ilerlediğinde neyi gösterir? En başta 0'ı sonra 2'yi bir ilerlediğinde, 2 ilerlediğinde 4'ü, 3 ilerlediğinde 6'yı. Demek ki birler basamağımız 6 olacak. Sonra 36 kez yana gitti demiştik. O da 5'te bir tekrar ediyordu. 36'yı 5'e bölelim. Kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 5, 35 kalan 1 olur. Demek ki onlar basamağı da bir kez e, ileriye gitmiş olacak. Sıfırdan sonra bir kez ileriye giderse 2'yi gösterir. Onlar basamağımız 2 olacak. Cevabımızın denizde olduğunu bulduk. Ama aynı mantıklı diğer basamakları da bulalım. Bunu bir daha 5'e böldüm. Bir kere var. Kalan ne olur? 2 olur. Demek ki yüzler basamağı 2 kere atacak sıfırdan sonra. Yani 2, 4. 4'ü gösterecek. En başta da bir tane var. O da 2'yi gösterecek. Cevabımızın denizli olduğunu söyleyebiliriz. bir kenar uzunluğu 510 kök 512 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi iki tarafından katlanmış diyor. Üst üste gelen kare şeklindeki kısmın bir yüzeyinin alanı 18 santimetre karedir. Şimdi bu kare ise ve bir yüzeyinin alanı 18 ise şu x'leri çarptığımda oranın alanını bulacağım malum x kare 18 olur. Buradan x kök 18 yani x'in 3 kök 2 olduğunu bulabiliriz. Şimdi burası 3 kök 2 santim, santimetreymiş. O zaman bunun başlangıçtaki alanını bulalım. 512 de 256 çarpı 2 olduğu için 16 kök 2 olacak. 16 kök 2 ile 3 kök 2'yi ben çarparsam başlangıçtaki alanı bulacağım dediğim gibi. 48 2 96. Bu şeklin tamamının alanı 96 santimetre kareymiş. Şimdi neyi soruyor bana? Buna göre kağıdın son durumdaki halinde tek katlı kısmın bir yüzeyinin alanı ne kadardır? Yani şurayı soruyor. Şimdi burada bir 18 cm karelik alan var. Bunu açtığımızda bir 18 cm karelik alan daha gelecek. Yani burası 36. Aynı şekilde burada bir 24 var. Bunu açtığımızda bir 24 de oradan gelecek. 48. 48 burada. 36 burada. Toplamları ne yapıyor? 48 ile 36'yı toplayalım. 84 yapıyor. Buralar 84 metrekare. Tamamı 96'ydı. 96'dan ben 84'ü çıkarırsam bu taradığımız bölgenin 12 metrekarelik, daha doğrusu 12 santimetrekarelik bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Selim ve Taylan'ın da aralarında olduğu 6 kişinin şimdiki yaşlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Gruptan yalnız Selim ayrılırsa kalan kişilerin yaş ortalaması 48 oluyor. Şimdi gruptan Selim ayrıldığında 5 kişi kalmış oluyor ve bunların ortalaması 48 oluyorsa 5 çarpı 48'den toplamları 240 oluyor. Diğer 5 kişinin yaşları toplamı 240 ise ben bunların yaşına Selim'e eklediğimde grubun tamamını bulmuş olurum. Bütün gruptakilerin yaş toplamı bu. Yalnız Taylan ayrılırsa kalan kişilerin yaş ortalaması 52 oluyor demiş. Yine 5 kişi kaldığı için 52 ile 5 çarpalım 260. Diğerlerinin toplamı 260. Bir de Tayla'nın yaşı var. Bu ikisi de grubun tamamının yaşını verdiği için birbirine eşit. Ben buradan Selim'le Tayla'nın yaş farkının 20 olduğunu bulabilirim. Selim'le Tayla'nın yaşları toplamı 100'dür diyor. Toplamı da vermiş bize. Bunları taraf tarafa toplayıp t'lerden kurtulursak s'nin 60, t'nin de 40 olduğunu buluruz. Bunlar şimdiki yaşlarıydı. Tayla'nın doğum yılı 78 olduğuna göre diyor. Yukarıda verilen bilgilerin ait olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir demiş. E şimdi 40 yıl sonrasından bahsediyoruz. Taylan'ın yaşı 40 olduğu için 78'e 40 eklersem o yılın 2018 olduğunu bulabilirim. Aşağıdaki tabloda demiş. Bir tekstil fabrikasında çalışanların sayısı cebirsel olarak ifade edilmiş. Görüyoruz zaten üretim kadrosunda çalışanların maaşları eşit ve bir çalışanın maaşı 3000 liraymış. Burada bir çalışan 3000 lira maaş alıyor. Yönetim kadrosunda çalışanların maaşları da eşit ve üretimdeki çalışanların %40 fazlasıymış. 3000'in %40'ını bulursak 40 ile çarpıp 100'e böldüğümüzde 1200. 1200 fazlası yani bunların da maaşı 4200 diyebilirim. Bu tekstil fabrikası üretim kadrosunda çalışanlara ay sonunda toplam 540 bin lira ödüyormuş. Şimdi toplam 540 bin lira ödüyor ve bir kişiye 3 lira ödediğine göre 540 bini ben 3 bine bölersem 3 sıfır attık. Kaç kişi olduğunu bulacağım. Bu da 180 yapacak. Demek ki 4A-20 180'miş. 4A-200 buradan A'nın 50 olduğunu buluruz. A50 ise 50-25'ten yönetim kadrosunda 25 kişi var diyebilirim. Bunların bunlar ödenecek toplam miktarı bulmak için 25 ile 4200'ü çarpacağız. Ve bu işlemin sonucunun da 105.000 olduğunu bulabiliriz. Aşağıda diyor kısa kenarı A birim uzun kenarı B birim olan dikdörtgen bir bloğun iki farklı hareketi gösterilmiş. Şimdi kısa kenarımız A'ydı, uzun kenarımız B'ydi. Burası A, burası B, burası da A olur. Sonra burası A, burası B, burası A olacak. Ee, 3 AB 5CD'yi eşitlemiş. AB uzunluğuna bakarsam ben 2 tane A artı B var. Bunun 3 katı 6A artı 6B yapacak. Eşit 5 tane CD'ye. CD uzunluğu da 2A artı B. Bunun 5 katı da 10A artı 5B yapar. A'ları B'leri bir tarafa toplarsak B'nin 4A'ya eşit olduğunu bulabiliriz. Bizden A bölü B oranı istenmiş. B yerine 4A yazarsam A bölü 4A yani A'lar gitti. 1 bölü 4 olduğunu bulabiliriz. Bir keresteci iki farklı kalınlıkta biçtiği tomlukları aşağıdaki gibi kereste atölyesinin bir duvarına istiflemiş diyor. Birinci tür kerestelerin bir tanesinin kalınlığı A, ikincinin B'ymiş. Atölyede tavanla taban arasındaki uzaklık her yerde eşit diyor. Şimdi A bölü B oranını vermiş 2 bölü 3 diye. Buradan A'yı 2K, B'yi de 3K alabilirim. Şimdi şurası 2K'ymiş bir tanesi. Burası da 3K'ymiş. Şimdi bakarsak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayısını vermiştir. 8 tane diyor. Yani burası 16K olur. Diğerinde 10 tane var. Burası da 30K olur. Tavan taban arası yükseklik her yerde eşit olduğu için 16K artı 240'ın 30K artı 100'e eşit olduğunu bulabiliriz. Buradan 100'ü karşıya attım 140, 16'yı diğer tarafa attım 14K yapar. Yani K dediğim şey olmuş. Buna göre ikinci tür kerestelerin bir tanesi birinci tür kerestelerin bir tanesinden ne kadar daha kalındır. Yani B ile A'nın farkı sorulmuş. 3K ile 2K'nın farkını sorar, e, bulursak bunun K olduğunu buluruz. K'yı da 10 olarak bulmuştuk zaten.